sevgili hanımlar, gebe kaldınız, çok mutlusunuz. Biz de bu mutluluğu sizle paylaşıyoruz. Ama hiç düşündünüz mü, bu kadar mutlulukla beklediğimiz gebelik bir gün düşük dediğimiz kayıpla sonuçlanabilir mi? Sonuçlanabilir. Özellikle düşük dediğimiz problemler gebeliğin ilk 3 ayında oluşur. İlk ayda, ikinci ayda ve üçüncü ayda oluşan problemlerin etkileri değişiktir. İlk ayda en büyük problem gebelik var, çocuğun kesesi var, kalp atışları gelişmedi. Ne kadar zor değil mi? Gebelik iyi gidecek diye kalp atışları ortaya çıkmazsa, ki buna biz boş kese, su kesesi veya bir çeşit olarak gelişmeyecek gebelik olarak görüyoruz. O zaman şunu bilmemiz lazım ki 5 ile 6. haftalar arasında çocuk kalp seslerinin görülmemesi o gebelikte bir problem olduğunu gösterebilir. O zaman doktor bunu inceler, eğer o gebelik iyi gelişmeyecekse sizi uyarır ve sebebinin ne olduğunu araştırır. İkinci ayda ise kalp atışları geliştikten sonra herhangi bir şekilde kalp atışlarının durması başka bir nedenlere bağlı olabilir. Bu dönemde rahim içi çeşitli gelişme anomalileri, pıhtılaşma problemleri, genetik faktörler veya rahim içinde olan çeşitli problemler ve embriyoyla ilgili problemler ortaya çıkar. Yani vücut bir şekilde iyi gitmeyecek olan gebeliği ya ortadan kaldırır yahut da gebelik iyidir, anne ile ilgili sorunlar gebeliğe problem olur. O zaman bu düşükle sonuçlanırsa sizden bazı testlerin o anda istenmesi veya gebeliği sonlandıran problemin ne olduğunun doktorunuz tarafından değerlendirmesi lazımdır. O zaman bir taraftan üzüntülüyüz ama şunu da düşünmek zorundasınız. Gebelik bittiyse o bir problem ve hastalık gibi kabul edilmeli. O gebeliğin size zarar vermeden sonuçlandırılması sağlanmalı. Ondan sonra da nedenler bulunup o nedenlerin ileriki gebelikleri negatif etkilememesi sağlanmalıdır. Burada söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Doktorlar olarak biz tıbbi her şeyi yapmamıza rağmen eğer siz psikolojik olarak kaybettiğiniz gebelikten çok etkilenirseniz, hele hele de bu gebelikler bir değil, iki değil, üç tane gibi ise psikolojik olarak da bu sefer gebe kalamamaya başlayabilirsiniz. Onun için korkmayın, testlerinizi yaptırın, inancınızı yitirmeyin. Gebe kalıp normal çocuğa gidecek yol da vardır. Bunları da deneyin.